Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve 1.40 beta güncellemesi geldi. Açık beta güncellemesi, herkes indirip kullanabiliyor. İlk başta hemen anlatmaya başlamadan önce betaya nasıl geçiyoruz onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir alt tabı alıyorum. Steam'inizi açtınız. Şöyle gördüğünüz gibi Steam'i açtık. Şu anda oyunumuz çalışıyor gerçi ama yine de göstermeye çalışayım. Steam'de kütüphanenizden oyununuza sağ tuş yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Buradan betalara geliyorsunuz. Şuraya tıkladığınız zaman burada public beta 1.40 yazıyor. Buna bastığınız zaman direkt otomatik indirme başlar. Şurada zaten görürsünüz indirmeyi. 1.40 public beta'ya geçebilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim. Henüz beta olduğu için multiplayer güncellemesi gelmeyecek tam sürüm çıkana kadar. Yani multiplayer girmek için tekrardan hiçbir olanı seçmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani public beta 1.40'a girdiniz, denediniz, kontrol ettiniz, oynadınız. Sonra multiplayer girmek istediğiniz zaman public beta'dayken multiplayer'e giremezsiniz. Bilginiz olsun. Bunu da söylemiş olalım. Tekrardan multiplayer'e geçiş yapmak isterseniz, multiplayer oynamak isterseniz buradan hiçbirini seçeceksiniz. Tekrardan bir indirme yapacak. Ondan sonra multiplayer'e tekrardan girme seçeneğini almış olacaksınız. Bilginiz olsun. Şöyle bir oyunumuza tekrardan geri dönüş yapalım. Reshade'imiz kapalı. Evet, Reshade'i kapalı kullanacağım. Hiçbir grafik modumuz vesairemiz yok. Şimdi oyuna neler eklendi biliyorsunuz. 1.40'ta yeni görsel güncelleme gelecekti. İşte Skybox güncellemesi, yani bulutlar vesaire gelecekti. Işıklandırma komple değişiyordu. Şu anda herhangi bir grafik modum yok. Reshade şu an aktif ve şu an kapalı. Kapalı kısımda oynayacağız. Zaten bakın yukarıda yazıyor. Aktif etmek için şu tuşa basın diye. Şöyle bastığım zaman aktif oluyor. Ancak ben kapalı oynayacağım. Sizlere bu şekilde göstereceğim bunu. Şöyle gördüğünüz gibi sabaha karşı şu anda saatimiz 5.40 geçiyor. Şu anda hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. Bakın bu yeni Skybox, yeni grafikler, yeni görseller artık bunlar. Yeni Skybox'lar eklendi. 3 tane vardı. 0, 1, 2 vardı. Şimdi ekstradan 3, 4, 5 de eklenmiş. Yani toplamda 6 tane Skybox'ımız var. Yeni hava koşulumuz var. Bulutlarımız var yani. Ve söylediğim gibi ışıklandırma komple değişmiş. Ha, oyuna çok bir katkısı olmuş mu? Evet, grafik modu kullanmıyorsanız grafik modsuz biraz daha böyle keyifli bir görüntü olacak. Ama yeterli mi? Bence yetersiz. Ben yine grafik modu kullanmaya ve reshade kullanmayı devam edeceğim. Çünkü benim istediğim grafikler yine bunlar değil. Yine değil, yine değil yani. Ama kötü mü? Hayır, değil. Gayet güzel yapılmış. Belki tam sürüm geldiği zaman belki biraz daha iyileştirme olur, sanmıyorum ama belki olur diyelim yani. Şöyle söyleyelim yine de belki olur diye. Yeni ışıklandırmada aracın farları vesairesi. Şöyle bir kontağımızı. Açık değil mi kontak? Heh, şimdi açık. Evet, aracımızın ışıkları. Şöyle gördüğünüz gibi. Farlar vesaire gündüzleri artık hiçbir şekilde yola neredeyse vurmuyor. Akşamları bile biraz böyle sönük kalmış far olayı, yani aracın aydınlatma olayı pek hoşuma gitmedi benim. Şimdi yenilikler neler gelmiş 1.40'ta, bir onlardan bahsedelim. Şöyle ben kenara not aldım. Yeni görsel ışıklandırma sistemi gelmiş. Az önce bahsettiğim gibi işte yeni Skybox, yeni güneş hüzmeleri vesairedir. Onlar gelmiş. Almanya yenileniyordu biliyorsunuz daha önceden. 1.37'de mi 1.38'de mi ne başlamışlardı ona. Almanya'nın yenilenmesi tamamlanmış. Viva la Fransa DLC'sine, yani Fransa DLC'sine yeni şehirler eklenmiş. Bayonne ve Lac şehirleri eklenmiş. Super Strips Paint Job paketine de güncelleme gelmiş. Zaten var olan bir boya paketine güncelleme gelmiş. Dorse için falan boyalar gelmiş. Bilginiz olsun. Güncelleme notları bunlar tabi. Bunların hepsinin detayları var da çok detaya girmemize gerek yok. Teknik bilgilere girmemize gerek yok. Hava gördüğünüz gibi yavaş yavaş aydınlandı artık böyle. Neredeyiz? Edirne Kapıkule Gümrük kapısındayız. Sabah saatinde videoya giriş yaptık. Saat 6.26 oldu bile. Zaman çok hızlı gidiyor biraz. Şimdi şöyle bir aracın içine girelim ve F4 menüsü değişmiş. F4'e bastığımız zaman artık bu şekilde seçenek geliyor. Yani F4'e arka arkaya basmamıza gerek yok. Koltuk ayarı, ayna ayarı, far ayarı. Mouse'da da tıklanabilir. İsterseniz 1'e basıyorsunuz. Hop buna geçiyor. ESC'ye bastınız. 2'ye bastınız. Ayna ayarına geçti. ESC. 3'e bastınız. Hop buradaki ışıklandırma bölümüne geçti. Tekrar ESC. Tekrar ESC yaptığınız zaman kapanıyor, bilginiz olsun. Yani grafik kötü değil. Bence gayet güzel olmuş ama
Yeterli mi? Yani sonuçta oyunun altyapısı ne kadar destekliyor onu da bilmiyoruz. Oyunun altyapısı eski bir altyapı. DirectX 11'e geçtiğimizden itibaren artık değişmesi gerekiyor zaten çoğu şeyin, grafiklerin özellikle. İlk güncellemesi grafiğin gelmiş oldu. Umarım ilerleyen zamanlarda daha iyi şeyler de olur diye tahmin ediyorum. Trafik bu arada akmıyor gibi. Şöyle 3 yapalım. Niye akmıyor ben de anlamadım. Konsol sistemi değişmiş. Gördüğünüz gibi normalde ESC'nin altında konsol düğmesi var biliyorsunuz. Ona bastığınız zaman sol üstte büyük bir sayfa çıkıyordu. Şimdi bunu alta almışlar. Burada da işte rendering tools bilmem ne falan filan, buradaki paneller eklenmiş ekstra. Konsol bölümü bu şekilde olması bir yandan iyi olmuş. Sol üstte oluyordu ve çok büyük açılıyordu. Şimdi bu şekilde olması bence gayet güzel olmuş. Şöyle hemen ESC'den grafik ayarlarımıza gelelim, görüntüye. Buraya yenilik eklenmiş, hemen onu da göstereyim. Buradaki HDR kaldırılmış. HDR'ı kafamıza göre kapatıp açabiliyorduk. Onu komple kaldırmışlar. Sanırım artık sürekli aktif hale getirmişler HDR'ı. Artık HDR seçeneğini kafamıza göre kapatıp açamayacağız. Ve ekstradan Reflection Scaling gelmiş. %50, %100 ve %200 olarak seçenekleri var. Şimdilik daha Türkçe'ye çevrilmemiş bu. Daha sonradan oyun tam sürümde çıktığı zaman eminim çevrilecektir. Ya da güncellemeyle betadayken de bunu değiştirebilirler. Grafiklerimiz en yüksekte kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi her şey en yüksek. Ekstradan işte bu Reflection Scaling eklenmiş. Oyunda başka yenilik benim gördüğüm yok. Notlara da baktım. Ekstra bir yenilik yok. İşte Skybox vesaire eklenmiş. Hatta hazır hava aydınlanıyor şöyle. Onları da gösterelim. Şöyle Skybox'ı. Şimdi sıfır. Komple bulutsuz hali zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Hiç bulut yok. Bir yaptık. Hafiften böyle havanın rengi değişti. Yine bulut yok. İki yaptık. İnceden bulut geldi şöyle. Dağınık parçalı bulut gibi. Güneş yansımaları gayet güzel. Güzel gözüküyor. Bu arada söylediğim gibi reshade aktif değil. Bakın aktif edeceğim şimdi. Hop, şimdi aktif. Benim reshade'imi biliyorsunuz. Ben biraz böyle mavi tonlar ve biraz daha soft tonları seviyorum. O yüzden reshade'imi aktif ettiğim zaman bu şekilde gözüküyor. Ama bugün aktif etmeden kullanacağız. Ama daha sonra ben yine grafik modu ve reshade'i kullanmaya devam edeceğim. Çünkü yine istediğim grafikler değil bunlar. Evet, nerede kalmıştık? 2'de kalmışız. 3 yapıyoruz. Bayağı bir bulut geliyor. Bunları zaten grafik modlarıyla yıllardır kullanıyoruz. Oyun hala böyle 2 tane 3 tane ekliyor. Yeni yeni şeyler sanki çok büyük bir şeymiş gibi ekliyorlar. Ama maalesef değil işte bunlar. Yani oyuncuların dikkatini çok çekmeyecek yani. Zaten insanlar grafik modu kullanıyor. Ha, multiplayer'da evet işimize yarayacak. Çünkü multiplayer'da grafik modu kullanamıyoruz. 4'e bakalım. Evet, 4'te şöyle gördüğünüz gibi biraz daha kapalı bulutlar var. Böyle yağmur bulutlarına yakın bulutlar var. Şöyle ilerlerde bildiğin yağmur bulutları buraya geliyormuş gibi. Daha doğrusu sağa doğru şöyle gidiyormuş gibi. Ve 5. Benim en çok sevdiğim 5 oldu. Şöyle göstereyim. Daha böyle yoğun bulutlar ve daha güzel görseller oluyor. Araç içinden de baktığımız zaman bence daha güzel gözüküyor yani. Şöyle saatlere göre de bakalım hatta. Evet, saatimizi ayarlayalım. Mesela akşam 23 yapalım saatimizi. Evet, sıfır kamerasına da geçmek istiyorum. Şimdi akşam 23 Skybox'ımızı şuradan sıfır yapalım. Evet, şöyle karanlık bir ortam oluşuyor. Gökyüzüne yıldız eklenmiş. Yıldız yoktu. Yıldızlar eklenmiş. Bayağı simsiyah bir gökyüzü oluyordu. Grafik modlarında falan böyle yıldızları alışırız biliyoruz ama yıldızlar eklenmiş. Böyle açık bir hava oluyor. Bir yaptığımız zaman biraz daha koyu bir hava oluyor. Yine yıldızlar devam ediyor. İki yaptık. Biraz daha açıldı. Çok hafif bulut var gibi ama belli olmuyor. Şimdi üç yapalım şöyle bir. Üç yaptık. Bulut yine yok. Akşam bulut koymamışlar mı abi? 4 yaptık. Yani akşam saatlerinde de bulut koysaymışlar iyiymiş. 5 yaptık, yine bulut yok, yine bulut yok. Yani akşam saatlerinde bulut neredeyse yok yani. Ya da biz mi görmüyoruz diyeceğim ama bildiğimiz bulut yok yani akşam saatlerinde. Ama aydınlatmalar çok güzel olmuş. Yani şöyle arka vuruşları falan, şu farların falan, buralara vuruş falan çok güzel olmuş. Fena durmuyor. Tırın söylediğim gibi aydınlatmaları, hatta içeriden göstereyim şöyle.
Mesela kapatalım farları. Şöyle açtık. Normalde daha çok yansıtıyordu. Daha çok karşıya vuruyordu farlar. Ama artık o kadar bir karşıya vuruşu yok. Hele ki gündüz hiç yok artık. Bu bir hata mı? Hata olabilir. Bunu düzelteceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu an hani aydınlık bir ortamdayız ama daha karanlık bir ortama gittiğimiz zaman bu hiç gözükmeyecektir. Yani farlar yani ne bileyim eksik kalacaktır diye düşünüyorum ben. Ve çok karanlık bir ortamımız yok şu anda yolumuzda ama. Dur bakayım. Ya mesela buraya getirelim aracı. Bakın mesela şu anda kısalar yanıyor. Hop uzunlara geçtim. Yani çok öyle normalde biliyorsunuz bayağı bir karşıya vuruyordu ışıklar ama eksik kalmış gibi bilmiyorum. Aydınlatma herkes zaten bundan biraz şikayetçi. Hani şu arka farlar falan çok güzel olmuş. Tamam bayağı bir böyle yansıtıyor. Hani gerçeği yansıtıyor biraz ama ön farlar gerçekten çok eksik kalmış gibi görüyorum. Ama gerçekçilik derseniz daha çok gerçekçilik eklenmiş. Özellikle uzunlara falan geçtiğiniz zaman şöyle kapanıp yanması bile hafif animasyonlu gibi olmuş böyle. Yani aydınlatma güzel, kötü değil. Ama daha iyisini tabii ki insan beklemiyor değil, bekliyor yani. Şöyle biz tekrar başlayacağımız yere şuraya geçelim. Neredeydi? Oo yerimizi kapmışlar ya. Biz de şuraya dururuz. Niye kapıyorsunuz kardeşim yerimizi? Biz de böyle dururuz. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle sabaha karşı yapalım biz yine. Saatimizi. Sabaha karşı 5 mi yapalım? Şöyle 5 yapalım. Skybox'ımızı da 5 yapalım. Hatta dur 5.30 yapalım saatimizi. Skybox'ımız 5. Evet. Şöyle güzel bir aydınlatmamız oldu. Bulutlar falan gayet güzel. Normalde biz bu bulutları hep modlarda görüyorduk. Artık oyun içinde de bu bulutları görebileceğiz. Şöyle yavaştan da bir yolumuza çıkalım. Birazcık şöyle tur atalım. Ondan sonra yavaştan bitiririz. Bugünkü videomuz biraz böyle şey gibi olacak işte. Hani 1.40'ın tanıtımı gibi olacak. Şöyle yolumuza çıkalım bakalım. Çalıştıralım aracımıza. Aha. Çalış baba. Evet. Uzunlarımızı hop açtık mesela. Neredeyse göstermiyor gibi bir şey yani. İlginç. Trafik 3 yaptım. Normalde bir trafiğin akması lazım ama nedense trafik akmıyor hiç. Bu arada modlar çalışmıyordur eminim. Ha belki bazı araç modları vesaireler çalışıyordur ama grafik modudur vesairedir. Onların çalışacağını düşünmüyorum. Yine tabii ki biz 1.39'dan devam edeceğiz modlarımıza. 1.40 tam sürüm çıkana kadar. Böyle devam edeceğiz. Şöyle biraz hava aydınlanana kadar birazcık sürelim şöyle Edirne'ye doğru. Edirne şehir merkezine doğru. Da şöyle biraz da dışarıdan görelim. Heh, şöyle görelim biraz da. Yani reşit söylediğim gibi açık değil. Açtığım zaman böyle oluyor. Benim daha çok hoşuma gidiyor tabii ki. Biraz daha gerçeğe yakın oluyor çünkü görüntü. Yani böyleyken biraz fazla sarı geliyor. Oyunun grafikleri nedense biraz fazla sarı abi. Önceden daha sarıydı. Şimdi yine iyi hali bu yani. Oh, güneşin vuruşuna bak. Dur. Araç içine geçelim. Heh. Evet abi. Yani bunlar falan gerçekten güzel olmuş. Daha yani önceden de tabii güneş yansımaları bu şekilde vardı. Güneş doğuyordu tabii ki önceden de ama hani şu anki görseli biraz daha güzel. Daha iyi yani. Yani güzel bir güncelleme olmuş gerçekten. Hani en azından hiç değilse multiplayer'da böyle saçma sapan grafik almayacağız. Multiplayer'da bu grafikle oynayabileceğiz mesela. En güzel yanı o. Single'da zaten çok güzel grafiklerle oynuyorduk. Ama multiplayer'da da artık bu grafikleri görebileceğiz. Ya oyuna bu şekilde yenilik gelmesi güzel bir şey. Ama
Yani bunu çok büyük bir güncelleme gibi göstermeleri yanlış bir şey. Ben o konuda birazcık isyan ediyorum zaten. Çok büyük bir güncelleme mi? Hayır, değil. Zaten olması gereken bir şeyi çok büyük bir şeymiş gibi lanse etmeleri biraz can sıkıyor tabii ki. Iberia DLC'si daha hala ne zaman çıkacağı belli değil. Ertelenmişti biliyorsunuz. Kasım sonu Aralık başı gibi çıkıyordu. Ertelenmişti 2021 ilk çeyrek falan diye ama daha hala cevap yok. 2021'in ilk çeyreğinin de yarısına geldik. Daha hala herhangi bir şey yok yani bilgi yok. Bak selektör yapıyorum mesela hiç. Arka tamponu ne kadar az vuruyor. Normalde bunun devasal bir vuruşu vardı yani ama o yok artık maalesef. Bir de akşam sürelim mi şöyle? Akşam yapalım saatimizi. Saatimizi şöyle 23. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Alo! Uy! Şimdi dur. Kısalar yanıyor. Bak, hop uzunlar. Biraz karanlık yerlere doğru gitmek lazım tabii ki onları görebilmek için. Ama bak şu ışık yansımaları çok güzel olmuş. Bu şekilde değildi. Biraz garip gözüküyordu. Ama şu an çok daha güzel olmuş. Ama yanlış çalışıyor. Doğru çalışmıyor. Doğru bir şekilde çalışmıyor. Kantara uğramasak olmuyor mu? Ama asfalta vuruşu vesairesi bence güzel olmuş ışıkların. Kantara girmeyelim ya. Bir de kantarla uğraşmayalım şimdi. Bak gösterge paneli falan ne kadar böyle canlı yanıyor artık. Önceden bu kadar canlı değildi. Şu an yani ışıklandırma sistemi gerçekten değişmiş oyunun. Gösterge paneli falan bambaşka olmuş. Çok güzel bir yansıması var şu anda. Bilmiyorum. Yani umarım sizler de beğenirsiniz. Ben şahsen beğendim yani. Ha, tabii ki eleştirilerimiz var. Eleştirilerimiz yok değil ama bence güzel. Tabii eksik olan şeyler var. Mesela şu ışık olayı. Yani bakın uzunları yakıyorum. Normalde karşıyı böyle daha fazla aydınlatması gerekirken bayağı az aydınlatıyor. Ama tabelalara falan vuruşu işte ışıkların yansımasını falan gayet güzel yapmışlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Bak öndeki aracın arka farları falan ne güzel gözüküyor. Önceden o tarz görüntülerle çok karşılaşmıyorduk. Bak karşıdan tepe lambası açık bir araç geliyor mu? Yo, tepe lambasıymış. Bir şöyle yansıma yaptı ama tepe lambası zannettim değilmiş. Araçların falan karşıdan geliş farları. Bak bak bak. Bak dur kapatayım komple farları. Lan kapan. Heh. Bak 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 aracın farlarını gördünüz mü salondaki? Geç baba sen beni. Heh. Bak bak ne güzel yanıyor. Yani yansımaları çok güzel yapmışlar. İşte bu 10 numara olmuş abi. Bak bizim göstergelerimize bak. İşte bunlar çok iyi gerçekten bu konuda büyük bir başarı bence. Dayı girme araya. Benzinliğe gireceğim. Yavaştan bitireceğim burada. Girme araya. Evet. Ben de şuraya gireyim. Aynada bir yansıma var şu an. Garip bir yansıma. Şu karşıdaki ışık. Ha, cam yansımasıymış. Pardon, ayna değilmiş o. Bak bak aynadaki ışıkların yansımalarına bak bak. Bak stoplar. Baya güzel yansıyor yalnız ha. Dur bak. Çekelim imdatı.
Bak araca falan yansıması çok güzel olmuş gerçekten. Gayet güzel bir güncelleme arkadaşlar. Güzel güzel, tertemiz. Şimdi saatimizi mesela standartlar hep... Abo, o neydi öyle? Gözümüz kör oldu. Skybox'ı 5, ha. Bak önceden beyazlar inanılmaz parlıyordu. Şu anda o beyazlarda aşırı parlama yok. Yani ışıkla beraber o parlamaları vesaireleri de falan halletmişler bence bu sefer. Benim birazcık reshading'de oynama yapmam lazım. Benim reshade biraz fazla aydınlık kalacak. Birazcık reshade'in ışığını kısmam gerekecek. Biraz değişiklik yapacağız reshade'de mecburen. Evet arkadaşlar. 1.40 hayırlı uğurlu olsun beta olarak oyuna eklendi. Sizler de videonun başında gösterdiğim gibi beta'ya alıp sizler de beta'da kullanabilirsiniz. Deneyebilirsiniz ama söylediğim gibi multiplayer'a girerken unutmayın tekrardan güncelleme yaptığınız yerden yani sürüm seçtiğiniz yerden hiçbiri olanı seçmeyi unutmayın. Hiçbirini seçerseniz tekrardan 1.39 son sürüme çekecektir ve multiplayer'a girebileceksiniz. Bilginiz olsun. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.